Çalışmalarımıza tarihle devam ediyoruz. Bu videoda 22 tane soru inceleyeceğiz. Bu 22 sorunun ardından artık 18. yüzyılda Osmanlı Devleti yani gerileme dönemini bitirmiş olacağız ve Avrupa tarihini de bitirmiş olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. 3. Mustafa döneminde askeri alanda yapılan yenilikler nelerdir? Topçu ocağı ıslah edilmiş, hızlı hareket edebilmek için hafif toplar yapılmıştır. Topçu ocağının başına Baron de Tott getirilmiş. Mühendishane-i Bahru Hümayun açılmış. Bu okulda donanmanın subay ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur 3. Mustafa döneminde. İç borçlanmaya ilk kez hangi padişah döneminde görülmüştür? 3. Mustafa dönemi. Ehtam senetleri hangi padişah döneminde düzenlenmiş? 3. Mustafa. Bir ikinci Mehmet döneminde verilmeye başlayan culus bahşişi hangi padişah döneminde kaldırılmış? 1. Abdülhamit döneminde. 1. Abdülhamit dönemindeki yenilikleri söyleyelim. Ulufe alım satımı ilk kez yasaklanmış. İstihkam okulu açılmış. Ehtam senetleri uygulanmaya konulmuş. Avrupa'dan uzmanlar getirilmiş. Yeniçeri sayımı yapılmış. Culus bahşişi kaldırılmış. Osmanlı devlet düzeninin ilk kez radikal değişiklikler yapma eğiliminde olan padişah kimdir? 3. Selim. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın ilk daimi elçisi kim döneminden nerede açılmıştır? 3. Selim döneminde Londra'da açılmıştır. İlk daimi elçi olarak kim görevlendirilmiştir? Yusuf Agah Efendi. Nizami-i Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapılmıştır? İrade-i Cedid adlı hazine oluşturulmuştur. 3. Selim döneminde ordunun eğitimini gerçekleştirmesi için açılan kışlalar ise Selimiye ve Levent kışlaları. Kara kuvvetlerin subay ihtiyaçlarını karşılamak için 3. Selim döneminde açılan okul Mühendishane-i Berri Hümayun. Osmanlı'daki devlet matbaası ilk kez hangi padişah döneminde kurulmuştur? 3. Selim döneminde ilk kez devlet matbaası kurulmuş. 3. Selim döneminde askeri ve teknik okullarda okutulması zorunlu kabul edilen dil hangisidir? Fransızca. 3. Selim döneminde hangi olayla sona ermiştir? 1807 yılında Kabakçı Mustafa isyanının sonucunda 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle sona ermiş. Peki bu Kabakçı Mustafa isyanının başlamasında kimler etkili olmuş? Yeniçeriler, ulema ve bazı devlet adamları ve Fransız elçileri etkili olmuştur. Şimdi Avrupa tarihine geçiyoruz. Avrupa tarihinde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri nelerdir? Osmanlı'nın elinde bulunan ipek ve baharat yolu önemini kaybediyor. Yeni keşfedilen yerlerde bol miktarda bulunan altın, gümüş ve değerli madenlerin Osmanlı pazarına girmesiyle Osmanlı parası değer kaybetmiş. Osmanlı Devleti ticareti canlandırmak için verdiği kapitülasyonları arttırmış. Ticaret yollarının değişmesiyle kervan yolları üzerinde bulunan halk ve zanaatkarların mağdur olması Celali isyanlarına zemin hazırlamıştır. Coğrafi keşifler ile önemini yitiren ipek ve baharat yolları yani Akdeniz ticareti hangi olayla tekrar önem kazanmıştır? İpek ve baharat yolu 1869 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla önemini tekrardan kazanmıştır. Avrupa'da görülen Rönesans Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Avrupa'da yaşanan bilim, teknik ve ekonomi alanındaki hızlı ilerleyişi Osmanlı takip edememiş ve Osmanlı ile Avrupa arası farkı iyice açılmıştır, hızlıca açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yaşayan reform hareketlerine destek vermesinin nedeni nedir? Hristiyan birliğini bozarak Avrupa'nın işlerine kadar ilerlemeyi kolaylaştırmak. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyan halkın reform hareketlerinden etkilenmemesinin sebebi ise Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların dinsel özgürlüklere sahip olması ve Osmanlı Devleti'nin kilisenin Hristiyan halkı sömürmesini engellemesi. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımında Osmanlı Devleti nasıl etkilenmiş? Osmanlı Devleti bünyesinde birçok farklı millet yaşadığından milliyetçilik akımının etkisiyle isyanlar çıkarmış ve bu isyanlar zamanla Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır.
Son sorumuza geçelim. Sanayi İnkılabı'na Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neydir? Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri. Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiş. Osmanlı Devleti'nde küçük atölye ve tezgahlar Avrupa'dan gelen ucuz mallarla mücadele edemeyerek kapatılmış. Ekonomik alanda Avrupa'ya bağlılık artmış. Lonca teşkilatının üretimdeki önemi azalmış. Osmanlı parasının değeri düşmüş, ihracat azalırken ithalat artmış. Osmanlı ekonomisinde başlayan geri gidiş devletin çöküşünü hızlandırmış. Evet, diğer videomuzda da yine tarihle devam edeceğiz ve 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde dağılma dönemine geçeceğiz. Görüşmek üzere.